Arkadaşlar günaydın, merhabalar. Özellikle Tamer Bey, geçen günlerde planladığımız ve şirketimiz için olmazsa olmaz artık kararlaştırıldığımız diğer fabrikalarla ilgili olarak yüksek vasıflı iş gücünün biraz daha sayısını ve oranlarını artırmakla ilgili planımızı, programımızı bir daha gözden geçirmek istiyorum. Bu sebeple özellikle bu konunun takibi Tamer Bey'deydi ama diğer bölüm sorumlularını ve diğer fabrikalardaki ortaklarımızı ve arkadaşlarımızı da çok bağlıyor. Arkadaşlar artık biliyorsunuz personel sayımız metal bölümüyle beraber yaklaşık artık 400'leri geçtik. Hatta online şirketimizle beraber tahmin ediyorum artık bu 500-600'lere doğru gidecek personel ekip sayımız. Dolayısıyla bir de önemli bir hedef koyduk hep beraber şirket olarak. Hatırlarsınız dedik ki her 20 çalışanımız başına mutlaka bir teknik personel, mühendis, iç mimar, endüstriyel tasarımcı istihdam etmek zorundayız dedik. Bu konu hem özellikle üniversitesini bitirmiş, mezun olmuş kardeşlerimizin, gençlerimize istihdam yaratılması anlamında da çok önemli. Ama en önemli konu şirket olarak son 2 yıldır özellikle motive olduğumuz Amerika ve Avrupa pazarında dünya standardında ürün üretmenin, karlı ürün üretip satmanın tek yolu hem şirketlerimize hem ülkemize hizmet etmenin tek yolu iyi ürün üretmekten geçiyor. Hatta iyi ürün, kaliteli ürün üretmek de yetmiyor. Bu ürünlerin mutlaka üretim süreçlerinde fabrikalarımızda bütün malzeme, ham madde, lojistik tedarik zincirinden nihai kullanıcıya ulaşıncaya kadar ki bütün zincirlerde tam bir hakimiyetimizin olması gerekiyor artık. Satış sonrası hizmet gerektirmeyecek standartlarda ürün üretmek zorundayız. Hatta biliyorsunuz özellikle tedarikçilerimizde de bu konuda bir yaptırım uygulamaya başlıyoruz. Yani teknik ekibi zayıf olan, üretim zekası ve mühendislik ekibi zayıf olan firmalardan en küçük minicik bir atölye dahi olsa ürün almak istemiyoruz. Ama bizim şu anda 5 fabrikamızda her 20 çalışan başına mutlaka bir mühendis personel çalıştırmak zorundayız. Bu çok artık hayati ve bizim önemli şirket anayasalarımızdan birisi haline gelecek. Saloni tarafındaki koltuk yumuşak grup üretiminde bir iki eksik vardı, onu da tamamlıyoruz. Yine aynı zamanda diğer bütün 5 fabrikamızda da mutlaka görevlendirdiğimiz birer mühendis arkadaşımızın mutlaka 6 sigma yalın üretim ve kaizen konusunda uzmanlaştırıp onları sadece her fabrikamızda bununla ilgili olarak da bir birim oluşturmuş olalım. Emin olun, geçen yıl biliyorsunuz ihracatlarımızı %70 artırdık ve ağırlıklı olarak artık Avrupa Birliği'ne satıyoruz ve hızla tabelalı mağaza sayımız artıyor. Oradaki müşterilerimizin, yani Türkiye'deki bir son kullanıcının çok memnun olduğu bir üründe Avrupalı, Amerikalı bir üreticiyi memnun etmek çok zor olabiliyor. Çünkü çok daha detaycı ve çok küçük konularda sorunlar çıkartabiliyorlar. Haklı olarak bunu çok firmamızın gelişmesi açısından bunu çok çok önemsiyorum. O sebeple bütün üretim zincirlerimizin tamamında mutlaka 20 personel başına bir mühendis almak zorundayız. Zaten yine her fabrikalarımızda tasarımcı ve iç mimari ekip istihdam ediliyor. Artık usta, şef pozisyonundaki bütün arkadaşları da hızla mühendisleştirmek istiyoruz. Daha yüksek vasıflı iş gücü, eğitimli iş gücüyle burada çalışmak istiyoruz. Hem dediğimiz gibi şu anda yüz binlerce gencimiz, nitelikli gencimiz iş bekliyor. Oysa ki ülkemizin üretiminin artırılması, verimli üretimin altında daha kaliteli, çevreye duyarlı, daha atıksız, firesiz üretim süreçlerinin daha kolaylaştırıldığı, daha yüksek karlı şirketleri oluşturabilmemizin tek yolu eğitimli iş gücünden geçiyor. Onun dışında normal mavi yaka personelimizle ilgili Saloni Akademisi ismi altında biliyorsunuz eğitim proseslerimize başladık. Yine mutlaka bütün çalışanlarımıza, idari personelimiz dahil, mühendislik ekibimiz dahil performans primlerini önümüzdeki dönemlerde biraz daha artırarak devam edelim. Bu şekilde kesinlikle hiçbir tedarikçimizden, üretim
zekası oturmamış, mühendislik ekibi oturmamış, üretimi de mühendislik sistemlerine inanmayan hiçbir tedarikçiyle lütfen lütfen çalışmayalım. Online satışta da bu ana kural olacak. Tüketicilere, ülkeye, şirketlerimize, ailelerimize, mevcut mavi yaka çalışanlarımıza sürdürülebilir karlılıkta şirket oluşturmanın ve yaratmanın tek yolu mutlaka eğitimli iş gücünü olabildiğince değerlendirmek arkadaşlar. Lütfen bu konuya sizin de inanmanızı istiyorum. Mühendis ekiplerimizi alırken olabildiğince junior pozisyonda ekipler de alalım, tecrübeli personeller de alalım. Dolayısıyla sadece tecrübeli personelle gidip henüz iş deneyimi olmayan çocukları dışarıda bırakmayalım, gençleri dışarıda bırakmayalım. Hatta her bir profesyonel iş tecrübesi olan arkadaşa karşılık iki junior pozisyonda hiç deneyimi olmayan personel, üniversiteli personel alabilirsiniz, hiç sorun yok. Onlarla beraber çalıştırıp onları da geliştiririz inşallah. Umarız gelecekte bu gençlerimizin tamamı Türkiye'nin üretim ekonomisine, her türlü sanayi endüstrisinde aynı zamanda yönetici, belki bir zamanda girişimci ve iş yeri sahibi olarak rol alsınlar istiyorum, istiyoruz. Arkadaşlar, bütün dünyada artık teknoloji fazlası var, fabrikalar çok fazla, bilgi var, her şey var ama bu bilgiyi en doğru şekilde yorumlamanın yolu yüksek kapasitede personelle, ekiple çalışmaktan geçiyor. Tasarım konusundaki ısrarımızı biliyorsunuz. Bir ürünü daha değerli satmanın yolu, iyi tasarımlanmış bir ürünü ancak daha değerli satabiliyoruz. Bu hem şirketimiz, hem ülkemiz için, şehrimiz için de çok önemli. İnegöl Mobilyası için de çok önemli. Biz artık bütün yurt dışındaki müşterilerimize, artık biliyorsunuz %70'in üzerinde ihracat çalışıyoruz. Ve müşterilerimize bu konuda ciddi taahhütlerde bulunduk. Mühendislik ekibinin olmadığı, teknik ekibin olmadığı bir üretim sürecinden çıkmış ürünle sizi muhatap etmeyeceğiz dedik, biliyorsunuz. Dolayısıyla artık ürünlerimizi de tabelalı kurumsal mağazalarda satıyoruz, yurt dışında, Avrupa'da da. Lütfen bu konuda hem gençlerimize iş sahası açmış olalım, hem kendi şirketimizin daha verimli, daha kaliteli, daha firesiz, daha zayiatsız bir üretim süreçlerini artık tamamıyla oturtmuş olalım. Bu süreçte o arkadaşlarımızın lütfen şirketlerimizde hani mevcut durumlarda her şey yolundaymış gibi bir izlenim vermeyelim. O arkadaşlarımızın olabildiğince her şeyi sorgulamasını, yaratıcı olmalarını özellikle isteyelim. Bu konuda cesur olmalarını talep edelim. Ama bu bir öbür yandan da hani işte ben atölyelerde çalışmam, masa başı istiyorum falan, ben üretim sürecinde ya üstümü başımı kirletmem mantığındaki ekiplerle de çalışmak istemiyoruz açıkçası. Bütün işleri önemseyen, en basit üretimlerimizde kullanmış olduğumuz minicik bir vidayı, civatayı dahi önemseyen, artık bir de biliyorsunuz bütün ürünlerimizde yavaş yavaş test artık verileri isteyeceğiz ve bu test mekanizmasını kendimiz oluşturacağız mecburen. Türkiye'de henüz bu tam oturmadığı için. Biliyorsunuz yine Avrupa sertifikaları aldık. Bunlara bir uyum göstermek zorundayız. O standartlara uyum sağlamak zorundayız. Arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Üniversiteli ekip, yüksek vasıflı iş gücü, Almanya'yı Almanya yapan, Japonya'yı Japonya yapan, Kore'yi Kore yapan, Amerika'yı Amerika yapan bu ekipler, eğer biz değerli, yüksek vasıflı iş gücüyle çalışırsak, öbür taraftan henüz işte ilkokul, ortaokul, lise mezunu kardeşlerimizin de iş hayatlarının devamını, onların ücretlerinin daha da iyileşmesini, daha rekabetçi şirketler oluşturmayı, ülkeye daha faydalı şirket olabilmeyi ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Bu konuda özellikle Tamer Bey, bir baş mühendis olarak bu konuda sizlerden istirham ediyorum. Bütün ortak olduğumuz şirketlerimizde, fabrikamızda her 20 kişi başına bir mühendis, her 50 kişi başına mutlaka bir iç mimar, bir endüstriyel tasarımcı. Bu benim ana şartım. Teşekkür ediyorum. Bununla ilgili sonuç raporlarınızı da en kısa sürede bekliyorum. İşiniz gücünüz rast gelsin. Selamlar, sevgiler.